Bu videoda arkadaşlar gelin konformasyonel stabilite ile bunun protein katlanması ve denatürasyonla olan ilişkisini inceleyelim. İlk önce birkaç terimi inceleyelim ki hepimizin hemfikir fikir olduğundan, aynı dili konuştuğundan emin olalım. Öncelikle konformasyon teriminden bahsedelim. Konformasyon terimi protein katlanmasını ve üç boyutlu yapısını anlatır. Diğer bir deyişle proteinin aktif yapısıdır. Bir diğer terim ise denatürasyon. Bunu da yine proteinlerden bahsederken kullanıyoruz. Denatüre olmuş yani doğal yapısı bozulmuş proteinler katlanmamış ve aktif olmayan proteinler için kullandığımız bir terim. Dolayısıyla üst başlığımız konformasyonel stabilite, proteinin doğru bir şekilde çeşitli kuvvetlerce katlanması anlamına geliyor. Bu çeşitli kuvvetler aslında protein yapısının dört farklı seviyesi. Hemen burada onlardan kısaca bahsedebiliriz. Hatırlayalım. Bir proteinin esas yapısı o proteinin içindeki amino asitlerin dizilimiyle ve bu proteinin peptit bağlarıyla belirlenir. Sonra bir protein içindeki düzenli alt yapılar olan ikincil yapılar bulunur. Bunlar hidrojen bağları tarafından bir arada tutulan temel etkileşimle belirlenir. Bir de tek bir protein molekülün tüm üç boyutlu yapısını kapsayan üçüncü yapı var. Bu üçüncü yapı her bir protein grubundaki gruplar arasındaki etkileşimle açıklanır. Bu etkileşimler Van der Waals etkileşimleri, hidrofobik etki ve disülfit köprüleri tarafından sabitlenir. Bunlara ek olarak ikinci yapının belirlenmesine yardımcı olan aynı hidrojen bağları da burada yer alır arkadaşlar. Sonuncusu, her bir protein alt birimi arasındaki farklı etkileşimleri açıklayan dördüncü yapıdır. Hepsi bir araya geldiğinde tamamlanmış bütün bir protein oluşturan katlanmış proteinlerimiz oldu. Bu farklı protein alt birim etkileşimleri, üçüncül yapıyı belirleyen aynı hidrojen bağları tarafından stabilize edilir. Bu farklı protein yapılarının kademeleri bir proteinin katlanmasına ve aktif konformasyonun sağlanmasına yardımcı olur. Peki, protein yapısının farklı kademelerini ve konformasyonel stabilite katkılarını bilmek neden bu kadar önemli? Biraz önce de anlattığım gibi bir protein dengeli, düzgün konformasyon ve üç boyutlu yapısında olduğu zaman kullanışlıdır. Yani düzensiz bir şekilde katlanmış veya bozulmuş, denatüre olmuş bir protein aktif olamaz. Az önce bahsettiğim protein yapısının dört kademesine ek olarak protein konformasyonunun stabilize edilmesine yardımcı olan başka bir güç daha vardır. Buna çözülme kabuğu denir. Çözülme kabuğu bir proteini saran çözücü maddeyi açıklamak için kullanılan aslında komik bir kelime. Diyelim ki benim bu dış kalıntılara yani rezidülere sahip bir proteinim var ve protein tamamen pozitif enerji yüklü. Şimdi bu proteini hücrelerimizden birinin içindeki sulu ortamda hayal edin. Daha sonra çözünme kabuğu bu protein molekülünün hemen yanında su katmanı olarak ortaya çıkacaktır. Suyun kutuplu bir molekül olduğunu biliyoruz. Hidrojen atomlarının yanında çoğunlukla pozitif enerjiyi bırakan negatif enerji elektronegatif oksijen atomu bulunur. Aynı şey bu su molekülleri için de geçerli. Evet, burada gördüğünüz gibi elektronegatif oksijen atomu bu proteinin dışındaki tüm pozitif yüklü amino asit kalıntılarını stabilize ediyor. Bu proteinin konformasyonel stabiliteyi yalnızca birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül yapılarına katkı sağlayan etkileşimlere bağlı değil. Aynı zamanda proteinin içinde bulunduğu çevreye de bağlı. Tüm bu ilişkiler proteinin düzenli bir şekilde katlanması için oldukça önemli. Çünkü ancak böylece protein görevini yerine getirir. Peki işler yolunda gitmediğinde ne olur? Bir protein nasıl katlanamaz ya da pasif hale gelir? Videonun başında buna denatürasyon deniyor demiştik. Bu sıcaklığın ve pH'ın değiştirilmesi Kimyasal denatüranlar ve hatta enzimlerin eklenmesi gibi protein çevresindeki birçok farklı parametrelerin değiştirilmesiyle yapılabilir. O zaman öncelikle protein etrafındaki sıcaklığı değiştirdiğimizde neler olacağına bir bakalım. Hepimizin aşina olduğu yumurta örneğini verelim. Yumurtayı kaynayan su dolu bir kaba koyduğumuzda, bu örneği veriyorum çünkü yumurta proteini özellikle beyaz kısmı protein deposudur. Kaynamış su dolu kapta sıcaklığı temsil ediyor. Isının tamamen bir enerji formu olduğunu biliyoruz. Yani yumurtayı ısıttığımızda proteinler enerji kazanır. Dolayısıyla amino asit zincirlerinin parçaları arasındaki bağlar gerçek anlamda titreşmeye başlar. Bu da proteinin açılmasına neden olur. Yani bu da artan sıcaklık demek oluyor. Artan sıcaklık proteinin ikincil, üçüncül ve dördüncül yapısını yok ediyor. Ancak birincil yapı hala korunuyor. Buradaki önemli nokta ise proteini ısıtarak sıcaklığın derecesini yükselttiğimizde ana yapı haricindeki bütün yapıları yok ediyorsunuz. Şimdi de yumurtayı alıp üzerine asit olan sirke ekleyelim. Sirkenin içindeki asit üçüncül ve dördüncül yapıyı oluşturan tüm iyonik bağları kopartacaktır. Burada da dikkat etmemiz gereken nokta proteinin çevresindeki pH değerini değiştirdiğimizde iyonik bağları da yok etmiş oluyoruz. Biraz daha derine inecek olursak, bunun mantıklı olduğunu görebiliriz çünkü iyonik bağlar pozitif ve negatif yükleme ilişkisine bağlıdır. Yani asit ya da baz eklediğimizde, ki bizim bu örneğimizde asit bir ton pozitif enerji eklemek demek, protein içerisindeki negatif ve pozitif enerji dengesini alt üst etmiş oluyoruz. Şimdi de kimyasal bozulmanın nasıl olduğuna bir bakalım. Kimyasal denoturanlar genellikle proteindeki hidrojen bağlarını bozar. Hatırlayalım, hidrojen bağları ikinci, üçüncül yani dördüncül yapıya kadar olan yapıların oluşmasına yardımcı olur. Eğer kimyasal bir denaturan eklersek tüm bu yapılar yok olur. Yine yumurta örneğinden gidelim. Diyelim ki deney amaçlı biraz etil alkol aldık ve bunu yumurtaya döktük. Böyle bir durumda buradaki tüm hidrojen bağları birbirinden ayrılır ve bize sadece doğrusal polipeptit zincirler kalır. Artık katı hale gelmiş, haşlanmış yumurtamızı sudan çıkarıp yiyebiliriz. Burada benim inanılmaz güzel çizdiğim katı yumurtamı yiyen biri olsun. Yumurta sindirim sistemimize girdiğinde yumurtadaki hala hazırda denatüre olmuş proteinleri parçalamak için enzimlerimiz devreye girer. Ana yapısı hala bozulmamış olan doğrusal polipeptit zincirini alırlar ve her bir aminoasit ve peptit bağları arasındaki bağları teker teker bozar. Böylece kan dolaşımımızdaki ince bağırsaklardan bu amino asitleri sindirebiliriz. Sonra da onları protein sentezimiz için yapı taşı olarak kullanabiliriz. Peki biz bu videoda ne öğrendik? Şöyle bir toparlayalım. Biz konformasyonel stabilitenin bir proteini aktif yapıda durması için nasıl doğru bir şekilde katlanması gerektiği anlamına geldiğini öğrendik. Yani konformasyonel stabilitenin bu anlama geldiğini öğrendik ve bunun Çözünme kabuğu dahil protein yapısının farklı seviyelerini içerdiğini öğrendik. Aynı zamanda bir proteinin bulunduğu ortamın sıcaklığının ve pH'ın değiştirilmesi e, durumunda kimyasal ve enzim eklenmesi gibi çeşitli faktörleri değiştirerek pasif hale getirerek e, nasıl o proteini değiştirebileceğimizi öğrendik arkadaşlar.